تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور ربيع تبادى بهذه الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kardeşler bize sorulan sorulardan bir tanesi de şudur: fıtır sadakası kime farzdır? Yani kimler için fıtır sadakası farzdır? Fakirler ve çocuklar için fıtır sadakası verilir mi? Onlara da fıtır sadakası farz mı? Parantez içinde doğmamış çocuklar için fıtır sadakası verilir mi? Allah'a hamd Resulüne salat ve selamdan sonra kardeşler, İslam alimleri genel olarak şöyle bir ibare zikretmişler. Müslüman olan ve bayram gününde kendisinin ve nafakası kendisine farz olan kişilerin azığı dışında geriye kalan fıtır kadar bir parası olan herkes üzerine ve herkes için fıtır sadakası vermek farzdır. İmam Bukhari'nin Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhudan rivayet ettiği hadiste farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatel fıtri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fıtır zekatını farz kıldı. Sa'an min temrin, hurmadan bir sa' dört avuç. Ve sa'an min şa'irin, arpadan bir sa' alel abdi köleye, vel hurri hür kişiye, vel zekeri erkeğe, vel unsa kadına, vel sagiri çocuğa, vel kebiri büyüye, minel müslümin ve müslümanlardan olan bunların tamamı için farz kıldı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de yine Bukhari'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadiste orada bir ziyade var: ala kulli hurrin ve abdin, her hüre, her köleye, zekerin ve unsa, erkek ve kadına, sagirin ve kebir, her küçüğe ve büyüğe, fakirin ev gani, fakire ve zengine. Ebu Hureyre'nin rivayetinde fakir ve zengin de geçiyor. Biz bu hadisten anladığımız kadarıyla hem çocuğa hem de Ebu Hureyre'nin ziyadesinde hem fakire de fıtır sadakası farzdır. Tabi bazı alimler bunun Ebu Hureyre'nin kelamı olduğunu söylüyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değil, Ebu Hureyre'nin kelamı olduğunu söyledikleri için acaba fakire fıtır sadakası farz mı değil mi? Burada bir ihtilaf meydana geldi. Hanefilere göre, Hanefi alimleri bu söz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olmadığı için, Ebu Hureyre'ye ait olduğu için sahabe sözü, sahabenin içtihadı hüccet kabul edilmediği için Hanefi uleması fakire fıtır sadakasının, fakir için fıtır sadakasının farz olmadığını söylemişler. Bu hadisler, bu iki hadis bize fıtırın tüm şahıslara farz olduğunu ifade ediyor. Yani burada hür, köle, çocuk, kadın, erkek, esir, seferi, mukim, herkese farzdır. Cumhurun görüşü de budur. Acaba seferde olsa fıtır bizden düşer mi? Hayır. Zindanda bile kişi olursa, parası varsa, fıtır sadakası verebiliyorsa vermesi gerekir. Ve tüm deliller de bunu destekliyor. Doğmamış çocuğa gelince kardeşler, cumhur ulemaya göre doğmamış çocuk için fıtır verilmez. Yani farz değildir. Verilse vermek isteyen verebilir, lakin farz değildir. İslam alimleri demiş ki 29. gece, yani hilali aradığımız gün, şayet yarın bayramsa, örneğin yarın bayramdır diyelim, bugün Ramazan'ın son günü, eğer çocuk akşam namazından önce doğmuşsa fıtır onun üzerine farzdır. Lakin akşam namazından sonra doğmuşsa fıtır onun üzerine farz değildir. Ama insan verebilir mi? Tabii ki verebilir. Fakat İbn Hazm ve Zahiriler cenin için fıtır sadakasını farz görmüşler. Farz olduğunu söylemişler. Tabi bu sadece zahirlere has bir görüş değil. Ebu Kilabe rahimallahu teala
Seleften iki tabiindir. Selef gebe için fıtır vermeyi uygun görürdü. Uygun görürdüler şeklinde rivayet yapıyor bize. Rivayet aktarıyor bize. Osman radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin damadı ve müminlerin halifesi Osman radıyallahu anhu gebe için fıtır verirdi kardeşler. Dolayısıyla biz de vermek isteyen verebilir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden meydana gelmiş bir ameldir. Biz de vermek isteyen verebilir demekle beraber bunun farz olduğuna inanmıyoruz. Farz olmadığını söylüyoruz. Allahu ala ve alem. Fakire gelince tekrar ifade edersek cumhurul ulema, üç mezhep alimi Ebu Hanife dışında İmam Ahmed, Malik, İmam Şafii rahimallahu teala fakire fıtır sadakası farzdır. Dediğimiz gibi eğer günlük bayram gününde günlük yiyeceğinin dışında ve nafakasının kendisinden farz olduğu kişilerin azlığının dışında arta kalan bir malı varsa fıtır sadakası vermek onun üzerine de farzdır. Allahu ala ve alem. Sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala Resulillahil emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.